Dedim ki kusura bakmayın. Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Ve Suriye halkı tamam bu iş bitti demeden bizim oradan çıkma niyetimiz de yok. Bunu da dedim bilmenizi özellikle istiyorum. Dün Sayın Putin'e de söyledim. Sizin orada ne işiniz var? Eğer siz üst kuracaksanız üstü gene kurun. Ama şu anda orada siz bizim önümüzden çekilin. Bizi rejimle baş başa bırakın. Ha biz de rejimle gereğini yaparız. Tabii ona da biz çekildik diyemiyorlar. Ve menfaatleri nedir? İnanın bunu çözebilmiş değiliz. Yani 2-3 tane üsse Tartus'ta bir deniz üssü, içeride 2 tane işte Laskiye'de vesaire üsse işte bir Hümeyminleri var bunların meşhur üsse kurun. Bundan bizim bir derdimiz yok. Ve dün gece Trump diyor ki ya diyor burada Putin'in diyor ne beklentisi var? Ne isteği var? Bunları söyledikten sonra dedim bir dedim Kamışlı'da dedim bir petrol olayı bunların var dedim. Ya orada petrol var mı dedi. Orada petrol var dedim. Ama değiliz o kadar değil dedim. Ondan sonra böyle bir tabloyla tabii karşı karşıyayız. Fakat bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim ne petrol derdimiz var, ne orada toprak derdimiz var. Biz sadece bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz. Ve bütün bunlardan sonra tabii İdlib'de şu anda 3-4 milyon insanın yaşadığı yerde her tarafı yerle yeksan ettiler. Acımasızca. Ve İdlib'deki bu ısrarla mücadeleyi sürdürmemizin arkasında işte bu yavruların, bu insanların oralardaki muhatap kılındıkları acımasız felakettir. Değerli arkadaşlar, meseleyi sadece İdlib parantezinde değerlendirmek bizi yanıltabilir. Burada asıl bakılması gereken Türkiye'nin bütünüyle bir Suriye politikasıdır. Yani bunu etraflıca ele almamız lazım. Şayet biz bugün Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmaz isek, yarın karşılaşacağımız manzara açıkça ortadadır.